Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 657 milyar dolarlara çıktığını görüyoruz. Dünden bugüne %2'lik bir artış demek bu. Bu paranın 438 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz TradingView tablomuza gelince arkadaşlar %67 ile %66,5 seviyelerine denk gelen şu direnç hattımızı kırdıktan sonra üstünde günlük mum kapattıktan sonra her ne kadar %68 seviyesinde bir direnç olsa da %70 seviyelerine kadar dominansın artma olasılığının oldukça yüksek olduğuna inandığımı söylemiştim. Nitekim dünkü momentumla beraber %68 seviyesinin en azından an itibariyle bir direnç uygulayamadığını görüyoruz. Aksine bugün bir destek olarak çalışmış üstünde kapanış olduktan sonra. Dolayısıyla bu teorimize uygun şu anda dominansın ne yazık ki hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu esnada da zaten hepinizin malumu altlar ezilmeye devam ediyor. Hemen üstümüzde %69,64 seviyesinde 0786 Fibonacci seviyesinden dolayı bir direnç var. Onun hemen üstünde ise %70 direncimiz başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu alana kadar %69,64 ile %70 seviyesine kadar bu dominansın önümüzdeki günlerde saatlerde çıkması beni hiç ama hiç şaşırtmayacaktır. 70'in üstüne çıkıp o alanı zaten desteğe çevirmemiz durumunda 72 ve 73 seviyelerine kadar çıkmak mümkün olabilir. Ama 70 seviyesinin kuvvetli bir direnç olabileceğini de düşünüyorum. Onu söylemiş olayım. Oradan bir direnç görmemiz durumunda ise izleyeceğimiz destek alanı bu önceki direnç alanımız olacak arkadaşlar. Güncellemeler yapmaya devam edeceğiz. Total 2 tablomuza gelince Total 2 tablosu bildiğiniz üzere altcoinlerin kuvvetini görmemiz adına baktığımız bir metrik daha. Bunda Bitcoin piyasa değeri hesabın içinden çıkartılıyor. Dolayısıyla buna baktığımızda altcoinlere para girip girmediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Açıkçası dün sizlere şu trend hattından yine bahsetmiştim. Günlerdir anlatıyordum. Geçtiğimiz gün oradan bir destek bulmuştuk. Dün de oradan çok güzel bir destek bulup yeşil bir mum şeklinde bir doji şeklinde kapatmıştık. Ama bugün gece yarısından beri altcoinlerde gördüğümüz satışlarla beraber bunun tekrardan düştüğünü görüyoruz. Şu anda hemen hemen 196 seviyelerine denk geliyor trend hattının altı. Bunun altına düşmemiz durumunda şu paralel destek alanımız olan 185-181'e kadar altcoinlerin piyasa değerinde bir düşüş görmemiz oldukça muhtemel. Bunun olması altcoinlerin de ezilmesi anlamına gelecektir arkadaşlar. Günlerdir gördüğümüz sürecin devam edeceğini bize gösterir ama an itibariyle buradan halen daha günlerdir olduğu gibi destek bulmaya çalıştığımızı görüyoruz. Onu söylemiş olayım. Altcoin değerlendirmelerinde baz alacağımız bir baz referans alan olarak Ethereum Bitcoin paritesi de olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Nitekim bunun böyle olduğuna inanan, bu şekilde bakan da çok fazla bildiğim analist var. Bunu da o yüzden şu anda kritik bir alanda olduğumuz için konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Ethereum Bitcoin paritesinde oldukça kritik bir alandayız arkadaşlar. 26.000 Satoshi seviyelerinin bir destek uyguladığını görüyoruz. Aynı zamanda şuradan gelen yükselen dipleri birleştirdiğimde oluşturduğum trend hattımında bir destek vermeye çalıştım. Aynı zamanda burada alçalan dipleri birleştirdiğimde oluşan trend hattının bir destek vermeye çalıştığını görüyorum. Bunların hepsinin altı 25.418 Satoshi'ye denk geliyor. 25.418'i yitirmediğimiz müddetçe bu alandan bir sekme görmemiz mümkün olabilir. Böyle bir sekme olması durumunda, yani insanların Bitcoin'lerini Ethereum'a çevirmeleri durumunda da dominansın düşüş süreci ve altcoin'lere para akışı sürecinin başlaması muhtemeldir diye düşünüyorum. Bundan önceki tecrübelerimize bağlı olarak. Dolayısıyla bu da izleyeceğimiz kritik bir alan olacak. Önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğim. Net bir sekme olana kadar da sizleri bu anlamda da güncellemeye devam edeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla bu da baz alacağımız referans alanlardan biri olacak. Peki dün ilk defa bahsettiğim bu temel sebep ne olabilir konusunda bildiğiniz üzere Ripple piyasa değeri anlamında en önemli altcoin'lerden bir tanesi. Ethereum'dan sonra geliyor piyasa değeri itibariyle. Dün değerlendirdiğimizde 21 milyar dolardı. Bugün baktığımızda Ripple'a
16 milyar dolarlara çıkmış, inmiş durumda. Dolayısıyla 5 milyar dolar mertebesinde bir para çıkışı olmuş. 5 milyardan da fazla aslına bakarsınız bir para çıkışı olmuş. Bunun sebebi dün haberler bölümünde bahsettiğim SEC'nin yani Amerika Borsa Komisyonu'nun Ripple'a dava açma hazırlığında olduğuna dair bir haberdi. Nitekim o dava dün itibariyle netleşti. 1.3 milyar dolarlık bir dava açılmış Ripple'a dün bahsettiğim sebepten. Şey olmayan, regülasyonlara uymayan, onay almayan, ruhsat almayan varlıkların satışıyla ilişkilendirilerek ki varlıktan burada kasıt XRP tokeni, Ripple'ın tokeni biliyorsunuz arkadaşlar XRP. Bunun satışıyla alakalı bir dava açıldı Ripple'a. Bu davanın netleşmesiyle beraber son günlerde zaten Ripple'da bir satış baskısı görüyorduk. Son 7 günün ortalamasına baktığımızda %21'lik bir düşüş var ki bu %21'in sebebi büyük oranda son 2-3 günde gördüğümüz satışlar arkadaşlar. Ripple'dan para çıkışı da dominansı arttıran bir faktör oluyor doğal olarak. Dolayısıyla dominans bu habere bağlı olarak geçtiğimiz günlerde başlayarak artışına devam ediyor ve altcoin'lerden para çıktığı için totalde de düşüş oluyor. Arkadaşlar ne yazık ki böyle bir temel faktörde karşılaştığımız bir realite. Gelelim meselede 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine. Hemen hemen 5 milyar dolarlık bir hacim var borsalarda. Bu hacim oldukça iyi bir hacim aslına bakarsanız. Bu anlamda endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin teknik analizine gelince arkadaşlar şu elimizde artık kısa vadede hep söylediğim gibi konuşabileceğimiz alanlar var. Dolayısıyla beni biraz daha mutlu ediyor. Teknik anlamda biraz daha bir şeyleri söyleyebilme imkanını bana verdiği için önemli. Dün hatırlarsanız videomuzda arkadaşlar 22.240 desteğiyle şu trend hattımız ki trend hattımız dün videomuzu çekerken 23.660 seviyelerine denk geliyordu. Bu trend hattımızın aralığındaki şu alanda bir belirsizlik alanı olduğunu söylemiştik. Boğa momentumunun artması için bu trend hattının üstünde 4 saatlik mum kapatıp trendin yukarı devam etmesinin muhtemel olduğuna inandığımı söylemiştim. Ayı momentumunda ise 22.240 seviyesinin altında 4 saatlik mum kapatmamız durumunda da ayı momentumunun yani satış momentumunun artmasının muhtemel olacağına inandığımı söylemiştim. Dikkat ederseniz dün videomuzu çektikten sonra bu trend hattını defalarca denedik. En son denememizde buradan net bir şekilde reddedildik. Dolayısıyla direnç alanı şurada destek olarak çalışmıştı. Şu anda direnç olarak çalışıyor. An itibariyle bu tabloya baktığımızda arkadaşlar spekülasyon olarak hafta sonu itibariyle konuştuğum OBO yapısı net bir şekilde oluşmuş gibi gözüküyor. Ama OBO'larla alakalı şunu söyleyebilirim ki mesela şu yapıya bakıp arkadaşlar şu anda bir short pozisyona girmenin ben çok akıllıca olacağını düşünmüyorum. Zaten vadelilerde işlem yapmıyorum. Hiçbir zaman short pozisyon yapan bir insan değilim ama yapan insanlar için söylüyorum. Çok mantıklı bir şey değil. OBO yapılarında şu neckline dediğimiz alt hat kırılmadan bir pozisyona girmek mantıklı değildir. Peki bu spekülasyon üzerinden yani önümüzdeki saatlerde satış görürsek 22.240 seviyesini denememiz oldukça muhtemel olacak. Öyle bir şey olması durumunda. Dolayısıyla 22.240 seviyesinin kırılması durumunda yani altında 4 saatlik boom kapanması durumunda bu OBO'nun çalıştığını düşünürüz. Öyle bir şey olması durumunda da zaten formasyon hedefimiz benim en kuvvetli kısa vadeli desteğim olarak konuştuğum Golden Pocket'in hemen üstüne denk geliyor. Golden Pocket 20.163 ile 19.952 seviyesine denk geliyor. Aynı zamanda şu uzun soluklu trend hattımda burayı destekliyor. 20.000 seviyesi de bunun aralığına denk geliyor. 20.000 seviyesi psikolojik bir eşik bildiğiniz üzere. Dolayısıyla burada hem formasyon hedefiyle hem de benim teknik beklentilerimle uyuşan bir tablo oluşur. 22.240'ın altında 4 saatlik mum kapatmamız durumunda arkadaşlar. Ama şu anda daha bu kırılma olmadan önce bu OBO'nun çalıştığını söylemek mümkün değil. Dolayısıyla buna bakarak bir öngörüde bulunmak çok sağlıklı değil arkadaşlar. Çünkü burada çok kuvvetli bir satış baskısı en azından an itibariyle görmüyoruz. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bu trend hattının üstüne çıkmamız durumunda yükselen dipler yapmaya devam edip yukarı yönlü
bir hareket görmemiz oldukça muhtemel olabilir. Bu alanın içindeki şu alan belirsizlik alanı olmaya devam edecek. Dolayısıyla burada fiyatın ne yapacağını kestirebilmek mümkün değil. Kriter aldığımız alttaki alanımızı da zaten şimdi konuştum. Dolayısıyla kısa vadede şu anda benim baktığım alanlarda hiçbir değişiklik yok. Teknik alanlara Bitcoin'in kısa vadede oldukça riayet ettiğini görüyoruz ama onu söylemiş olayım. O benim açımdan sevindirici. Gelelim haberler bölümüne arkadaşlar. Günlerdir bir haber vardı. Ledger donanım cüzdanının hacklenmesiyle alakalı bir sürü spekülatif haber geldi bununla alakalı. Ben net bir şey olmadığı için, yani Ledger tarafından da net bir açıklama olmadığı için birazcık kenarda izlemeyi tercih ettim. Paylaşmadım sizlerle. Hatta birkaç kere ya konuşayım mı konuşmayayım mı diye şeyde böyle arada kaldım. Ama an itibariyle Ledger tarafından resmi bir açıklama var arkadaşlar. Bir kere bir hacklenme söz konusu, doğru. Ama herkesin endişelendiği gibi yani Ledger'ın cüzdanıyla alakalı bir hacklenme söz konusu değil. Yani Ledger donanım cüzdanını tutan insanlar veya Ledger'ın serverlarıyla alakalı bir hacklenme söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkesin fonları güvende. Ama risk faktörü yaratan hacklenme şununla alakalı: Temmuz aylarında 9500 kişinin kişisel bilgilerinin çalındığına dair bir haber vardı. Bu kanalda onu da o aylarda konuşmuştuk. Ama şu anda gelen son verilere göre aslına bakarsanız Ledger kullanan 272 bin kişinin kişisel bilgileri çalınmış, hacklenmiş durumda. Bu kişisel bilgiler ne? İsim, soy isim, telefon numarası, posta adresi, insanların dolayısıyla ev adresleri ve aynı zamanda insanların bu Ledger'ın online satış sitesinden yaptığı ticaretlerle alakalı bilgiler. Tekrar söylüyorum, cüzdanla alakalı, insanların fonlarıyla alakalı bir risk yaratacak bir şey söz konusu değil, bir hack söz konusu değil. Ama insanları endişelendiren şöyle bir şey var: insanların adres bilgileri olduğu için bu adres bilgilerine fiziksel olarak bir saldırı olabileceğine dair bir kaygı var. Bununla alakalı da şirketin yaptığı bir tavsiye var. Son derece mantıklı. Evinizde Ledger cüzdanlarınızı tutmayın. Gerekirse bu süreçte bankalardaki özel kasalarda tutmanızı tavsiye ederiz şeklinde bir açıklama yapmışlar arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, netleştiği için bugün paylaşıyorum, günlerdir takip etmeme rağmen bu haberleri. Şu anda insanların fonlarıyla, serverla alakalı bir dert yok. Sadece kişisel bilgilerin hacklenmesiyle alakalı oluşabilecek dolaylı riskler söz konusu Ledger hack'i ile alakalı arkadaşlar. Tekrardan bir milyarder Bitcoin hakkında konuşmuş Sam Zell, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, dünyanın özellikle gayrimenkul sektöründe yaptığı yatırımlarıyla bildiği milyarder iş adamlarından, milyarder yatırımcılarından bir tanesi, Bitcoin'le alakalı şöyle bir açıklama yapmış. Açıkçası Bitcoin'le alakalı oldukça şüpheci yaklaştığını söylemiş. Ama önemli olan ifade şu: evet, gerçekten Bitcoin şu anda yaşadığımız finansal problemlerin çözümünde bir cevap veya cevaplardan biri olabilir, ama halen daha ben açıkçası bu sektörün büyük oranda Bukalemun gibi insanlardan oluştuğunu düşünüyorum demiş. Şu anda bunların domine ettiğini, piyasayı söylemiş. Dolayısıyla bu sektörün içindeki kimseye çok da fazla inanmadığını da ifade etmiş arkadaşlar. Devam ediyor ama bununla alakalı asıl problemi, yani Bitcoin'in gerçekten çözüm olacağına dair inancının ise aslına bakarsanız bizlerin, Bitcoin aktivistlerin hep anlatmaya çalıştığı temel problemlerden biri olduğuna referans vermiş. Sınırsız borç ve sorumsuzca bu borçların dağıtılması, sorumsuz finansal aktiviteler pozitif bir sonuç oluşturmaz. Dolayısıyla bunun bir şekilde çözülmesi lazım diye bir açıklama yapmış arkadaşlar. Bununla alakalı olarak da Bitcoin'in bir çözüm olabileceğine inandığını da söylemiş. Her ne kadar şüpheci yaklaştığını da söylese de arkadaşlar. Hindistan'dan bir haber var.
neyse ki yani olumsuz bir haber ama neyse ki problem çözülmüş. Hindistan'da bir Bitcoin milyonerine bir şantaj yapılmış. 100 Bitcoin istenmiş. Şantajın karşılığında da çocuğu kaçırılmış. 8 yaşlarında bir oğlu varmış bu kişinin. O kaçırılmış arkadaşlar. 2.3 milyon dolara denk gelecek. 100 Bitcoin de fidye olarak istenmiş. Neyse ki Karnataka bölgesinin lokal polis departmanı problemi çözmüş. Çocuğu kurtarmış ve bu kişileri tutuklamış. Burada bu haberi paylaşmamın sebebi şu arkadaşlar sizlerle. Bitcoin doğası itibariyle sizin ne kadar Bitcoin tuttuğunuzu diğer insanların görme şansını vermeyen bir varlık. Bu anlamda oldukça değerli bir varlık ama arkadaşlar şu anda an itibariyle çok değerlendiği için Bitcoin tutan insanlar üzerinde de bir risk yaratan bir varlık. Çünkü Bitcoin'inizi bir cüzdanda tutuyorsunuz. İnsanlar sizin Bitcoin tuttuğunuzu bilirlerse size fiziksel saldırılarda bulunabilirler. Bu cüzdan numaralarınızı almak isteyebilirler. Cüzdanınıza el koymak isteyebilirler. Çünkü Bitcoin'de modern finans sistemindeki gibi Bitcoin'lerinizi tutabileceğiniz bir banka yok. Yani dolayısıyla Bitcoin'inizi kendiniz koruyorsunuz büyük oranda. Bir şifreden ibaret Bitcoin güvenliğiniz. Dolayısıyla buradaki tavsiyem şu olacak sizler arkadaşlar. Lütfen hiç kimseyle ne kadar Bitcoin tuttuğunuzu, elinizde ne kadar Bitcoin olduğunu sakın ha paylaşmayın. Çünkü her geçen gün Bitcoin değerlendikçe bu sizler için bir risk olacak arkadaşlar. Bu tip problemlerle karşılaşmamak adına bu konuda son derece ketum olmanızı tavsiye ediyorum. Ve söyleyeceklerimin bugün sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.